Sosyal Güvenlik Kurumu'nun reform niteliğindeki zorunlu elektronik reçete uygulaması başladı. 81 ilde yaklaşık 25 bin eczanede ilaç sirkülasyonunun takip edileceği medula eczane provizyon sisteminde ilk gün kesinti yaşanmayınca eczacılar rahat bir nefes aldı. İlaç satışında eczanelerde sorun yaşanmazken bazı hastalar yazılan şifrelerin TC kimlik numaralarıyla uyuşmaması sebebiyle hekimlerin kapısını iki kez çalmak zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaçak ve suistimalleri önlemek, ilacın üretiminden hastanın kullanımına kadar devam eden süreci takip etmek amacıyla başlattığı elektronik e-reçete uygulamasıyla kağıt reçete dönemi sona erdi. Sabah saatlerinde başlayan yeni uygulama eczacılarla hastaları memnun etti. Özellikle hasta sirkülasyonunun yoğun olduğu hastane çevrelerindeki eczaneler eskiye göre daha hızlı işlem yaptı. Sistemin düzenli ve kesintisiz çalışmasından dolayı da hastalar ilaçlarına ulaşmada sorun yaşamadı. Güne mağdur olmamanın sevinciyle başlayan eczacılar, kağıt reçeteyle ilaç satışı devrinin kapanmasını memnuniyetle karşıladı. Sağlık Bakanlığı'nın e-reçete konusunda yapmış olduğu duyuru ve genelgelerde de belirtildiği şekilde e-reçetenin manuel çıktısının hekim tarafından hastaya verilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında yapacağı düzenlemeler çerçevesinde devam edilecek. Ancak düzenlenen manuel çıktılar hastada kalacak olup kurum tarafından talep edilmeyecek.